Of. Ne olacak bu mahallenin hali? Hala bak, ekmekler bile belediye defterine yazılmış artık. Bu ne lan? Mehmet Bey bir tane dünya halısı aldı. Sakin Hanım bir tane çekyat aldı. Geriye Hanım 6 tane sandalye aldı. Biz halıyla, sandalyeyle çekyat falan mı satıyoruz? Onlar bizden alınmadı Muhteşem abi. Yan taraftaki mobilyacıdan alındı. Yan taraftaki mobilyacıdan alındıysa bizim defterimizde işin ya bunları. Yan taraftakinin veresiye defteri bitmiş de sizinkine yazalım dedi. Ben de kıramadım. Sizinkine yazdım Muhteşem abi. Ben senin bir tarafını kıracağım ama hadi neyse. Gitsinler kendilerine bir defter alsınlar kardeşim. Bizim defterimizi ne diye kullanıyorlar? O zaten ilkokuldayken de öyleydi. Okula defteriyle gelmez, benim defterimden sayfa isterdi. Ne demiş atalarımız? Bir insan 70'inde ne, 7'sinde neyse 70'inde de olur, değil mi? Merhaba. Merhaba Muhteşem. Şükürüm, hoş geldiniz, şeref verdiniz Firdevs Hanım. Dileyin benden ne dilerseniz. Senden küçük bir şey rica etmeye geldim Muhteşem. Rica etmekten emek, dileyin benden şu veresiye defteri parçak pinçik edip kafanızdan aşağı peçete gibi yağdırayım Firdevs Hanım. Diyorsun. Teşekkür ederim ama benim istediğim başka türlü bir şey Muhteşem. Sahi mi? Neymiş hele Firdevs Hanım, anlatın. Şimdi seninle yardımcın muhterem var ya. Evet var. İşte ikiniz eğer abim buraya gelirse ona... Dediğim gibi Mazhar'a sanki uzun zamandan beri Reyhan'la evliymiş gibi davranacağız. Bu konuda çok ama çok dikkatli olmalıyız. En ufak bir açık bile vermemeliyiz. Yani ben de mi bu işe ortak olacağım? Ama ben onun kankasıyım. Ne olmuş yani kankasıysan? Biz sanki ona kötülük mü yapıyoruz? Mutlu bir yuvası olsun diye bu işe destek veriyoruz. O kadar. Önder Bey doğru söylüyor. Evlilik en saygı duyulacak kurumlardan biridir. Evet. Menkıbe Hanım teyze doğru söylüyor. Ben bile bu işten hiçbir menfaatim olmadığı halde sırf Menkıbe Hanım teyzeye yardım olsun diye bu işe giriyorum. Evet arkadaşlar. Böyle hayırlı bir işe yardım etmek hepimizin görevidir. Hadi arkadaşlar dağılalım, buyurun. Geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Güle güle. Sizlere güveniyorum. Güle güle efendim. Oldu bu iş. Dur bakalım, daha dur bakalım. Yarın birlikte fani tarafa gidip Mazhar Bey'in durumuna bakacağız. Yaşasın. Bakın tabii, hatta istiyorsanız bugün bile gidip bakabiliriz. Umarım Mazhar Bey gerçekten sizlerin söylediği gibidir. Yani evli değildir. Tabii ki evli değil. Ama siz mutlaka gözümle görüp kontrol edeceğim diyorsanız edin. Yani şimdi biz Mazhar Bey'le eskiden beri evliymişiz gibi mi olacak her şey? Evet Reyhancığım, aynen öyle olacak. Peki madem o zaman biz Mazhar Bey'le eskiden beri evliyiz. Mazhar Bey insan karısını bir yemeğe falan götürmez mi hiç? Ha? Niye götürmüyorsunuz? Ay sapıttı yine Reyhancığım. Siz gerçekten önceden evli değildiniz ki. Biz siz öyleymişsiniz gibi numara yapıyoruz. Numara. Ha, iyi o zaman. Ama şimdi biz Mazhar Bey'le eskiden beri yemeğe çıkıyormuşuz gibi bir dümen ayarlasaydınız ya. Sakin olmalıyım. Sakin olmalıyım. Sakin ol Firdevs. Öf. Aman. Çok yoruldum. Ama evlilik için gerekli her şeyi de hazırlattım kızlar. Neler hazırladın? İşte bu. Dur bağırma. Bunlar evlilik resimleriniz. İşte bu da evlilik cüzdanınız. Benim! Demek ki evlilik cüzdanının hazır yapılmışlarından da satılıyormuş. Evet, her şey hazır olduğuna göre planımız yarından itibaren yürürlüğe girebilir.
abla ya. Yetkili bey bir an önce gelse de artık Masarcığımın yanına gitsek. Birazdan gelir, merak etme. Hadi gözün aydın Ruhsar'cığım. Mahsar'ın evlenmediği görüldükten sonra 10 gün fani olmadı, keyfini süreceksin ha? Ay, evet gözüm abla. 10 gün Masarcığımla çılgınlar gibi fani olacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsar'cığım ölmemiş.